Öder Kitap Kulübü'nün değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz, sevgili dostlar, 6. ayımızdayız ve bu ayın kitabı Blok Zincir, Kripto Paralar ve Bitcoin. Toplantımıza hoş geldiniz. Bu kitabı Doktor Vedat Güven ve Erkin Şahinöz birlikte yazdılar. Sevgili Vedat Güven bu akşam bizlerle. Vedat diyeceğim müsaadenle. Bey'i kaldıralım. Sen de bana Atilla de lütfen. Vedat hocam, hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Hocam ben teşekkür ederim. Böyle bir grupta bulunmak çok büyük bir zevk ve onur benim için. Sağ olun. Kitabı seçer seçmez ben temasa geçtim Vedat'la. Katılır mı toplantımıza diye. Hemen kabul etti. Sağ olsun. Ben kısaca kendisini bir tanıtayım önce. Vedat Güven 1967 doğumlu, İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu, daha sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi master'ı yapmış, doymamış okumaya Marmara Üniversitesi'nde bankacılık doktorası yapmış. Aynı bizim gibi, benim gibi ve benim dönemdeki birçok arkadaşım gibi mühendis olup daha sonra bankacılığı seçenlerden. Şu anda da tabii Tim Danışmanlık adlı bir şirketi var. Kaç sene oldu? 12 sene mi oldu? 23 yaşımızı doldurduk. Yani geçen yüzyıldan kalan nadide danışmanlık şirketlerinden tekiyiz. Behzat Yıldırımer ile değerli bankacı abimiz Behzat Yıldırımer ile, o da çok değerli bir bankacıdır. Onunla ben bu kadar uzun zaman olduğunu farkında değildim. Gerçi şeyde de yazıyordu ama hafızam beni yanılttı. Şimdi de Vedat Güven Yeditepe Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapıyor. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle ben şöyle kısa bir giriş yapayım müsaade edersen. Sonra zaten burada sohbete açılacağız. Evet, buyurun, bir şey mi diyecektin? Hocam öğretim görevlisi diyelim de öğretim üyeliği daha nasip olmadı ama öğretim görevlisi, tamam. Hocalık yapıyoruz, doğrudur, mutabıkız. Öğretim görevlisi, peki, düzeltiyorum. Vallahi öncelikle tebrik ederim, gerçekten harika bir kitap. Yani bu konuda bilgi edinmek isteyen herkese fazlasıyla ya da yeterince, fazlasıyla tabii hiçbir zaman yok bu işte ama yeterince bilgi veren, yani hem teknik konuda bilgi veren hem de diğer konularda, yani uygulamalarla ilgili, mevzuatla ilgili, mesela sonunda tavsiyeleriniz de var, onlara da değineceğiz tabii ki, mevzuat ve regülasyon konusundaki tavsiyelerle ilgili çok şey de çok güzel, audiobook'u da çok güzel. Orada bir tek bir naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum, çünkü kitap çok teknik bir kitap ve böyle tanımla ilgili bölümleri dinlediğimizde çok keyifle dinleniyor. Fakat teknik terimlerin geçtiği yerlerde böyle ardı ardına mesela çok teknik şeylerin geçtiği yerlerde ve grafikler de görülmediği için hafif beyin yanması oldu bende. Tabi okuyunca çok daha rahat anladım. Naçizane tavsiyem, belki Tim Danışmanlık web sitesine bir PDF, grafiklerin olduğu bir PDF koyarsanız faydalı olabilir. Bunu da belki şeye bir not olarak düşerse Storytel şey olur. Bu arada tabii bizim sponsorumuz Storytel, bu 6. ayımız, bütün kitaplarımızı Storytel'den dinledik. Storytel'e de foder olarak çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce dinlediğimiz yazarlara da, buraya gelen yazarlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Dursun Aliyaz, Orhan Erdem, Acar Baltaş, Mahfi Eğilmez gibi çok değerli yazarları da burada misafir ettik. Dolayısıyla böyle kulübümüzle de gurur duyuyoruz. Çok katılımda çok keyifli diyorum. Çok şöyle kısa bir şey paylaşarak bugünkü şeyi paylaşmak istiyorum. Coinbase sayfasını, eminim konuyla ilgili çok kişi bu sayfayı biliyordur. Bilmeyenler için de çok faydalı bir sayfa. Bakın burada bütün kripto paraların bugünkü değerleri var, grafikleri var, piyasa değerleri var, market cap'leri var, son 24 saatteki değer değişimi.
Şu en üstte bakarsanız cryptocurrencies diyor. 8573 adet kripto para işlem görüyor. Ben bu öğlen baktığımda bu rakam 8555 idi. Bir de ben geçtiğimiz aylarda bir kitap yazdım. Kitapta bir de kripto paralarla ilgili kısa bir bölüm var. O bölümü Eylül 2020'de yazmışım. Yine Coinbase'ten faydalandım. Ve Coinbase'te o gün itibariyle 3710 kripto para varmış. Yani Eylül ayından bugüne iki misli sayıda, iki mislinden de fazla kripto para ortaya çıkmış. Bu da belki konuşmamız gereken önemli bir konu. O gün, o tarih itibariyle 400 milyar dolar piyasa değeri varmış toplam market cap. Bakın bugün bakarsanız 1.443. Sabah baktığımda bu 1.351'di. Sabahtan bu saate bir 100 milyar artı yazdı ama tabii düne göre çok eksi yazdı. Bir de şu çok önemli, bakınız iki tane burada rakam var. Biri 24 saatlik hacim diyor. Şimdi 1.443 piyasa değeri olan bir piyasada son 24 saatlik hacim 263 milyar dolar. Yani müthiş bir dönüşüm var burada, müthiş bir işlem hacmi var. Ve 24 saatte açık bu piyasalar. Cumartesi, pazar istediğiniz zaman girip alım satım yapabiliyorsunuz. Bitcoin, bakın en büyük kripto para Bitcoin. Burada görüyorsunuz 47 bin dolar bugün fiyatı. Hatırlayanlar, takip edenler bilir. Geçen hafta 58 bin 100 dolarla 130 gibi öyle bir rakamdı. Rekor kırmıştı, oradan geriye geldi. İkincisi Ethereum. Bitcoin'in piyasa değeri 881 milyar dolar. Bu da toplam kripto paraların %62'si ediyor. Son olarak da şeyi söylemek istiyorum. Çok ilginç kripto paralar var. Böyle akla hayale gelmedik. Mesela Putin Coin diye bir para var. Putin Coin. Yani Putin'e işte hayranlık duyanların şey yaptığı. Sex Coin var. Sushi Swap var. Pancake Swap var. Mesela Sushi Swap 1,6 milyar dolar piyasa değeri büyüklüğünde. Yani borsamızdaki işte belki yani ilk 30'a girebilecek büyüklükte bir kripto para. Pancake Swap var. 1,25 milyar dolar. Putin coin sürünüyor. 55 bin dolara düşmüş. Putin herhalde utanıyordur ama zirvede de 12 milyar dolarmış. Böyle şimdi bu şeyi kapatayım. Bu sayfa hakkında da biraz bilgi vermiş olduk. Gerçekten müthiş bir alem, müthiş bir şey deyip Vedat Bey, şimdi sözü bir hatta beyi de kaldırıyoruz demiştim. Kaldırmıştık. Kaldırdık. Kaldırdık. Sana bırakayım istersen. Bu kitabı yazma fikri nereden geldi? Ne kadar emek, yani büyük emek verilmiş bu kitaba. Ne kadar sürdü? Bir kısaca onu anlatırsan sonra yavaş yavaş soruları almaya başlarız. Hoş geldin tekrar Vedat. Çok teşekkür ederim. Pardon, kusura bakmayın. Murat Sağman'dan tabii bahsetmeyi unuttum. Murat Sağman'ı zaten tanımayan yoktur ama burada FODER yönetim kurulu üyesi şapkasıyla burada. Bu programı da naçizane birlikte böyle yönetmeye çalışacağız. Ben sadece iki cümle, ben de katılıyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Tekrar tebrik ederim Vedat. Bizim çok eski bir dostluğumuz var sende zaten. Çok teşekkür ederiz. Ben bu arada sana sözü vermeden lütfen sorularınız varsa chat bölümünden soruları sorabilirsiniz. Biz onları Atilla Başkan'la toparlayıp Vedat kardeşimize soracağız. Söz sende Vedat. Çok teşekkür ederim. Tekrar ne kadar mutlu ve memnun olduğumu belirterek başlayayım burada. Bir. İkincisi, kitap hakkındaki güzel görüşleriniz ve övgülerinizi hepsini alıyorum başımla beraber. Ancak sadece kendi başıma değil, biliyorsunuz ben eş yazarıyım. Erkin Şahin Öz'le beraber yazdık. Onun adına da kabul ediyorum ben bu güzel görüşlerinizi. Kitap yolculuğu biraz evet meşakkatli oldu. Atilla Hocam haklı. Ama bu meşakkat olan şeyler de çok zevkli oluyor. Kitap eskidi bile. 3 senesi geçti. Bu kadar hızlı değişen bir konuda bu kitabın da ömrü böyle olacağını ben zannetmiyordum. Ama yayın evimiz Kronik Kitap basıldıktan 4-5 ay sonra bize şöyle bir yorum yaptı.
uzun yaşam kitaplar vardır dedi. Bu da onlardan dedi. Yani bu 5-6-10 sene satılacak dedi. Ben pek inanmamıştım ama 6. baskıya gidiyor bu aylarda. Bugünlerde 6. baskı gidiyor. Tebrikler. Valla sağ olun hocam. Yani yolculuk çok güzeldi. Yorulduk mu? Acayip yorulduk. Yani Erkin hocam da çok yoruldu. Ben de Ne çok kadar yoruldum. sürdü Vedat kitap? Yani şu şekilde bir 7-8 ayı buldu. Ki ikiniz de Behzat Yıldırım'ı tanırsanız yani onun motive edici gücü yüksektir. Yani o Behzat hocamızdan haydi hadi falan diye işte 6-7 aya indirebildik. Yani biraz böyle Valla motivasyona mucize ihtiyacımız vardı. gerçekten. Yani 6-7 ayda böyle bir kitabı bitirmek gerçekten çok büyük Biraz şey. vakit ayırdık yani Erkin hocam da bunu öncelik verdi. Ben de öncelik verdim. Kitap oku teknik yerlere geçeyim. Şimdi yani yazdığımız yerler bazı şeyler gerçekten teknik konular. İşte siz demin dediniz yani Boğaziçi elektronik mühendisiyim ben. Yani bazı şeyler benim için kolay olabilir ama bunu herkes okuyacağı için biz orada şey yani sadece basitleştirmeye çalışmadık. Bir de şöyle bir önerimiz oldu. Kitapta gri bölmeli yerler var. İşte bu teknik konuları gri bölmeli yerlere koyduk. Hani mühendis olan, yazılımcı olan burada bir blok zincir üzerine bir iş modeli geliştirmek isteyenler tabii ki gri bölmenin içerisine girsinler ama ya ben biraz böyle işte dışarıdan bakan bir kripto paraları alıp satım yapacağım, blok zincir öğreneceğim diyenler o gri bölmelere girmelerine pek gerek yok. O zihniyet lazım ama Storytel'de ben bunu görünce eşim gördü ilk önce Storytel'de bunu. Ben de şaşırdım. Yani bu kitap Storytel'e pek konacak gibi değil çünkü bir sürü grafikler falan var orada. Yayın evim mi aradı? Böyle böyle dedim. İşte Vedat Bey işte çok talep ettiler dedim. Ben bir şey karışmam dedim ama yani karar sizin. Fakat pek okumaya da Yok. müsait değil ama. Bence gayet güzel. Yani birçok bölümü rahatlıkla dinleniyor. Bir tek o grafiklerin olduğu bölümlerde tabii bir grafik görmek istiyor insan. Çünkü onu tarifle olmuyor. Onun Yani demin ki için PDF öneriniz çok güzeldi. sallanıyor. Ben Birçok teknik yarın kitapta böyle hemen yapıyor zaten. yayın evimle görüşeceğim. Böyle böyle bir şey güzel bir çözüm bu yani uygulamaya yönelik pratik bir çözüm. Telif haklarını falan bozacağını hiç zannetmiyorum. Ben öneririm. Tabii. Yayını ve kabul ederse Storytel'le görüşürler. Öneri için tekrar teşekkür ederim. Evet, şimdi izleyicilerden de sorular almaya başlayalım. YouTube'dan gelen soruları nasıl ileteceğiz? Yani ben bu arada çok multifunctional, multiscreen çalıştığım için yani, Evet. YouTube'u da görüyorum. Zaten hemen Team Danışmanlık'tan Tanju Tuna hocam yalnız bırakmamış bizi altından hemen Behzat Yıldırım Erdi bir şeyler Tamam. yorumlar yapmış. Tamam. Sağ olsunlar katıldıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bitcoin nedir diye bir soru geldi. Bitcoin Evet. nedir? Temelden Oğuz Karabacak. Bir de Neler bununla konuşuyor diye bir. bununla birleşik ben de bir şey sormak istiyorum. Bu bir kitabın bir tarafında güzel bir tablo var. Çok çok beğendim o tabloyu. İşte Bitcoin koymuşsunuz. İşte altını, doları, TL'yi. İşte hangisi para, hangisi değil, hangisi hangi fonksiyonlar. Güzel bir özet bir tablo var. Orada aslında Bitcoin nedirle birleşiyor. Yani onunla ilgili çünkü herkes soruyor. Yani Bitcoin ileride bir para olacak mı? İşte para fonksiyonlarını görmediğinizi zaten sıralamışsınız. Onunla ilgili Vedat'cığım birkaç yorum alabilir miyiz sen? Ay ay. Şimdi kitabın tabii girişinde öyle başlıyor. Bitcoin nedir? Bit midir? Bitli midir? Bitli koyun mudur? Koyun mudur diye bilmiyoruz diye. O şekilde o kadar temelden başladık. Burada tabii işin mevzuat tarafını konu açılırsa şey gündeme Sayfa getiririz. 214. Gerçekten okuyanlar görmüştür. Gerçekten durumu tamamen özetliyor. Çok güzel bir sayfa. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam bu görüşler için. Şimdi tabi bu arada aradan da 3 yıl geçti. Bazı şeyler değişti. Şimdi kripto paralar para mıdır demeyeyim mi? Bitcoin biraz ayrı yere koyuyoruz biz. Biraz teknik olacak ama kripto para dünyasında token ile coin farkı var. Coin dediğimiz paraya çok benzeyen dijital varlıklar. Kriptoloji ile doğrulanması ve işlem görmesi güvence altına alınan dijital varlıkları biz kripto varlık diyoruz. Coin de olabiliyor, token de olabiliyor. Coin kendi başına paranın kendisi. Yani Ethereum, Bitcoin gibi ürünler.
Eğer siz kendi başınıza bir blok zincir oluşturacağım ve ben bunu yöneteceğim, çalışmasını sağlayacağım diye uğraşmak istemiyorsanız, çok basit bir şekilde token ihraç edip bir mevcut blok zincir üzerinde onun işlem görmesini sağlayabilirsiniz. Tokenlar da bu. Demin Atilla hocamın 7 bin, 8 bin küsür tane gördüğü kripto currencies'in yani herhalde 300-400 tanesi coin'dir. Diğerlerin hepsi çoğunlukla ERC-20 standardında Ethereum uyumlu tokenlardır. Biz şimdi bu ayrım yaptıktan sonra Bitcoin'i, tabii o bir coin, o bir para. Şimdi para da biraz klasik ekonomiye gireceğim. Üç tane fonksiyonu var. Bir, ödeme aracı olması, kayıt değer saklama aracı olması, bir de değerleme aracı olması, muhasebesinin yapılması. Şimdi Bitcoin ödeme aracı mıdır? Pratik olmadığını kabul etmekle beraber evet ödeme aracıdır. Yani bugün Bitcoin'de işlemler, alım satımlar yapılabiliyor. İki, değer saklama aracı mıdır? Zaten son 2 seneden beri Bitcoin'in en önemli özelliği burada öne çıktı. Hatta yakın zamana kadar biz bu sebepten dolayı biz derken belli bir ekosistem. Dijital altın diyorduk Bitcoin'e. Son ama son 3-4 aydan beri dijital altından da öteye götürdük. Biz biraz Bitcoin seven bir tayfayız. Yani üçüncüsü ise değerlemesinin yapılması, muhasebesinin yapılması. İşte bu günlerden son 2-3 yıldan beri mevzuat koyucular olsun, regülatörler olsun bunun muhasebesi nasıl yapılır? Dolayısıyla denetlemesi ve düzenlemesi nasıl yapılır? Tanımı nasıl yapılır diye bir sürü regülatör yandaş bu konuda uğraşıyorlar. O bacak noksa. Bunları üste koyduğumuz zaman ben kişi olarak Bitcoin'i bir para olarak görüyorum. Hatta tabii ben muhasebe uzmanı değilim ama bunun tanımı ve muhasebe yapılmasında artık günümüzde Bitcoin'e bir dijital para sınıfında bildiğimiz yabancı para gibi evole edilmesi gerektiğini iddia ediyorum. Tabii bu devletlerin ve kanun koyucu işine gelmiyor, o ayrı bir şey. Burada Türkiye'de bu konuda nasıl çalışmalar var diye bir soru geldi. Orhan Erdem de TCMB'nin bu konuda bir çalışması var mı Tabii, dedi. tabii. Türkiye'de üretilen kripto para var mı diye bir soru var. Tabii. Benim de bir sorum şu. Yani böyle bir kitap yazmışsınız. Belli ki bu konudaki çok uzman kişilerdensiniz. Sizin gibi belki Teşekkür Türkiye'de bir grup daha insan var. Bu konuda regülatörler size gelip danışıyorlar mı? Yani biz böyle bir çalışma yapıyoruz. Ne düşünüyorsunuz diyorlar mı? Çünkü görüşlerinizi de belirtmişsiniz çok net olarak ederim. kitabın sonunda. Evet. Hocam ilk önce yani Orhan Erdem eğer tanıdığım kişiyse kendisine çok sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'de şimdi bazı projeler var. Örneğin başta biraz Takas Bank bu konularla ilgileniyordu. Ondan sonra devreye elektronik para şirketleri blok zincirle alakası yok ama elektronik para şirketleri ve onun devamında belki ki biraz bu kripto para platformları BDDK'nın denetiminden, yönetiminden çıkıp da 1,5 sene kadar önce Merkez Bankası'nın yönetimine ve denetimi girince ki rasyonel bir karardı bu. Merkez Bankası içerisinde çalışma grupları oluşturuldu. Geçen sene de yazın 10 kişilik bir blok zincir uzman ekibi kurup projelere başladığını biliyoruz. Biz de şahıs olarak bu konuda bazı çalıştayların içerisinde biz görev alıyoruz. Örneğin daha 3 hafta kadar önce TÜBİTAK'ın yaptığı, Bilişim Vadisi nezdinde yaptığı, hani nasıl bir ekosistem kuralım, nasıl bir inovasyon buraya getirelim, bunun mevzuatı, regülasyonları ne olacak diye bir çalışma grubu içerisinde sağ olsunlar bizlere davet ettiler. Anladığımız kadarıyla görüşleri bildirmeye çalıştık. Kitaptaki regülasyonla ilgili önerilerimiz tabii temel değişmiyor. BDDK'nın, MASAK'ın nerede devreye girmesi değişmiyor ama uygulama yönelik tabii üzerine 3 sene geçti. Baya bir eklemeler yapılması gerekiyor. Başta bir şey söyleyeyim size. Şu an hiç kimse bunu gündeme getirmiyor. DEX denen bir kavram var. Distributed Exchange'ler. Yani bunun sahibi falan yok. Bugün şimdi siz gidiyorsunuz BIST İstanbul var. Hadi gelin kripto paraya gelelim. Şu an Türkiye'de 50'den fazla kripto para borsası var ama onlar aslında birer platform. Borsa değil. Ağız alışkanlığı kripto para borsası diyoruz. Bu kripto para borsaları da bir merkezi bir yer. Bir tane şirket var. Alım satımları düzenliyor, yönetiyor.
DEX dediğimiz konu, yaşını bir seneyi geçti. O demin sizi saydığınız Atilla Hocam, sushi swaplar, Pancake var, Putin. pancake, AV'ler, Putin stablecoin, hatıra parası da, diğerleri DeFi projeleri, işte Compound'u var, yani çok değişik ürünler var. Oradaki borsalarda alım satım yapıyoruz ama borsa yok ortada. Kendi kendine oluşan, tamamıyla kodlardan oluşan piyasa var. Bu piyasa var. Şimdi burada regülatörler gelecek, nasıl AML yapacak, nasıl KYC yapacak, müşteri tanıtıyor. Müşteri yok ki orada. Yani orada sadece bir tane cüzdanınız varsın ki, genellikle mesela bir MetaMask. MetaMask ile bir pazar yerinde, ya gidiyorsunuz Tahtakale'de cebinizden çıkartıp 3.000-5.000 dolar alıp satıyorsunuz, 1980'lerin ortasında yaptığımız gibi. Yani burada bir şirket olmadığı için, yani isim vermekte şey yok, mesela Türkiye'de Paribu, BTC Türk, iCrypex gibi nispeten hacmi yüksek olan borsalar var, platformlar var. Onlar haklı olarak ve bence de gerekli, MASAK'la olsun, SPK'la olsun, güzel kol kola iletişim içerisindeler. Bir kriminal bir soruşturma olduğu zaman bilgi paylaşıyorlar. Bence bunlar da gerekli. Yani çünkü anonimite bir yere kadar olması lazım. Kitapta da Ancak yazmışsınız bunu özellikle. Bir de bir şey, peki, buyur onlardan hocam. bahsettiğin için BTC çöktü dün. Onunla ilgili bir şey var mı, bir bilgin? Çünkü Hocam çok. BTC Türk diye şu şekilde söyleyeyim. Maalesef teknolojik altyapı dünyada çok yaygın, yani çok iyi oturmuyor. Yani bu network etkisidir. Siz normalde atıyorum bir dakikada, rakamları sallıyorum, 3.000 tane müşteri gelecektir. Çok yoğun durumda bu 10.000 kişiye çıkacaktır diye buna göre altyapı kurarsınız. Serverları, cloud'u, ona göre ayarlarsınız. O an pat diye 10.000, 25.000 tane kişi gelir, çöker. Yani Çöktü ve dün hatta Twitter'da trend topic oldu yani. Çok ciddi bir şey. maalesef son zamanlarınız çok sık oluyor. Yani bizim Bu borsamızda bile yaşanıyor. Yani tabii normal. şimdi burada BTC Türk'ü hani savunuyor durumu düşmüyorum ama çok sık bu Paribu'da da oluyor. Dün uzunca süre Ethereum'da oldu. Şey, özür dilerim, Binance'da oldu ki şu an dünyanın işte Coinbase'den sonraki en büyük borsa diyebilirsiniz. Binance saatlerce giremediniz veya Ethereum işlemleri yapamadınız. Yani dünyada her yerde bu sorun yaşıyor. Ne zaman ki özellikle Bitcoin fiyatı adeta %5-6 artarsa veya dün yaşadığımız gibi %8-10 düşerse, birçok borsada kitlenme yaşanıyor. Tabi bu, yani savunmuyorum ben. Bunun bir çözüm bulmaları lazım. Çünkü burada saniyede milyonlarca dolar el değiştiriyor. Kişiden kişiye çok hızlı el değiştiriyor tabii ki. Evet. Bu İlker Örgün, şu DeFi, siz de demin bahsettiniz. Şu DeFi'yi biraz açabilir misiniz diye bir soru sormuş. Hayal Zoom'un vakti varsa ya, gece saat 1'e kadar seve seve açarız tabii Üç ki. cümle de diyelim. Hayal, Olabiliyorsa. DeFi, Decentralized Finance. DeFi dediğimiz konu. Şimdi finansla blok zincirin özelliği, merkezi yapıların o kendi karar vermesini ortadan kaldırıp piyasaların, sözleşmelerin, kayıtların kendi kendine oluşmasını sağlamaktır. İşlem yapan taraflara kendiliğinden bir güven ortamı yaratmaktır. Bugün bir toplumun ayakta kalabilmesi için kayıt müessesesi çok önemli. Yani kayıt yapılmazsa toplumun mevcudiyeti mümkün olmaz. Bunlar hep böyle merkezi sistemler. İşte ilkokul diplomamız, bankadaki kayıtlarımız, tapu dairesi, nüfus idaresi, hep bunlar var. Şimdi bu merkezi yapı olunca tabii ki bu sefer işin güvenlik boyutu, mahremiyet boyutu, hizmetin hızlılığı ve maliyet konusu ortaya çıkıyor. Siz merkezi ortadan kaldırdığınız zaman o zaman da güven unsuru şu. Kim kime kayıtlarını güvenecek diye. Şimdi blok zincir bu sorunu çözüyor. Peki şu an blok zincir üzerine ilk gördüğümüz ürün ne? Bitcoin. Yani Bitcoin'den sonra da yüzlerce, şu anda binlerce kripto paraları görüyor musunuz? Büyük bir hacim var mı? Burada var. Peki bunlar, evet, blok zincir ama yani şu an beni BTC Türk, iCrypex ve Paribu duymasınlar, Binance duymasınlar ama sonuçta onlar da birer merkezi yapı. DeFi geliştikçe BTC Türk de ortadan kalkacak. Ama BTC Türk'ün şu an verdiği veya Paribu'nun verdiği hizmet ortadan kalkacak. Onlar da Binance'in yaptığı gibi DeFi ürünler çıkartacaklar. Yani ortada şirket, borsa, insan, hiçbir şey olmayacak. Sadece kodlarla
alım satımlar gerçekleşecek. Ben Atilla hocama 3 Bitcoin sattığım zaman kim bu Atilla hoca bilmememe rağmen kesin eminim ki parasını alacağım. Atilla hocam da bana parası öderken kesin bilecek ki Vedat Güven'den kendisi 3 Bitcoin gelecek. Peki arada Takas Bank mı var? Hayır. BIST var? Hayır. Banka mı var? Hayır. Hiç kimse yok. Şirket de yok. Binance de yok. iCrypex de yok. Sadece kodlamalar var. DeFi bu. Kısacık böyle anlatabilirim. Teşekkürler. Çok İki soru teşekkürler. var. Bir tanesi içsel değerle ilgili, kripto paraların içsel değerleriyle ilgili. Doktor Ömer Faruk sormuş. Bir kripto para için overvalued veya undervalued yorumu yapabileceğimiz bir kıstas değer var mıdır diyor. Varsa nedir? Kitapta da buna değinmişsiniz zaten. Evet. Şimdi yani tabii günümüz artık iş yapış modelleri eskideki klasik ekonomi gibi değil. Mesela bugün bir Twitter şirkete bakıyoruz. Yıllardan beri zarar açıklayan şirket ama değerine bakıyorsunuz. 35-40 milyar dolar değeri vardı geçen sene, şu an bilmiyorum. Yani işte ben de finansçı ve yani bu konuda okuyan bir kişi olarak bir şirketin son 4 yıllık karını ben onun üzerine dayattım. Yani şirket değerleme böyle yaparız. Uber aynı şekilde kaç yıldan beri zarar ediyor ama hala bir piyasa değeri olan bir şey. Şimdi kripto paraları, yani Bitcoin üzerine konuşup kripto paraların içsel değeri, o kripto paranın doğrulanması ve işlem görmesi için kriptolojinin uygulanması, matematiğin evrensel doğrularının kullanılması ve bunun üzerine harcanan emektir içsel değeri. Bu içsel değerde şu an Bitcoin için ki eleştiri konusu ama onun da savunması var. Şu an için harcanan yoğun miktarda iş gücü ve elektrik, enerjidir. Bunlar kripto paranın ama para olan kripto paranın içsel değerini sağlıyor. Yani tokenları ayrı konuşmak lazım. Burada çok nezih bir grup var diye bu cevabı verdim. Genellikle ben buna şöyle kaçamak, kabul ediyorum, kaçamak bir cevap veririm. Ama bunun da arkasındayım. O da şu: kripto paranın, Bitcoin'in ne gibi içsel değeri, intrinsic value var sorusundan önce şu an kullandığımız kağıt paranın, fiyat paranın nasıl içsel değeri var, onu konuşmak lazım. Yani biz 1971'de Nixon, Bretton Woods'u ortadan kaldırıp da 76'da Jamaika Anlaşması ile biliyorsunuz artık altına endeksi kalmadı. Şu an sadece Fed değil, dünyanın bütün merkez bankaları parayı karşılıksız basıyor. Şimdi paranın bir karşılığı yok. Yani paranın bir karşılığı olsaydı, bildiğimiz rakamlardan konuşalım. 2008 krizi öncesi 1 trilyon dolar olan dolar emisyonu 2008 krizini çözeceğiz diye rahatlatacağız, 4 trilyon dolara çıktı. Tam bu durdu işte, tekrar sıkılaştı falan olacak derken, işte biraz dünya krizi, biraz pandemi derken şimdi çıktı 7,5. M2'den bahsetmiyor, sadece basılan paradan bahsediyor. Daha M2 çok daha yukarıda. Şimdi oldu 7,5-8 trilyon. Bunun karşılığı var mı Atilla Hocam? Yani o zaman doların da bir içsel değeri yok. Kesinlikle. Bizim Türk lirasını da düşünelim. Mesela Türkiye'de hani bırakın TL'nin kendi şeyini, bir de bir çek ve senet olayı var biliyorsunuz. Yani insanlar bir çeki yazıyor. Hatta hatır senedi, hatır çeki veriyor arkadaşına. O ona veriyor, o ona veriyor. Bir anda bir bakıyorsunuz ortada aslında parayla alakası olmayan fakat ticareti de Mutabıkız, yaptığımız, değil mi? mutabık, çok doğru. Yani değişimi yapmaya sağlayan bir kağıt Evet. parçası. Yani ederi nedir ki bir imzayla bir şey kağıt. İşte onlar kredibilite. O tabii, bu arada onlar M2'ye giriyor, haklısınız. Bu arada buraya da chat'e gelen YouTube'daki arkadaşlar görmüyor. Evren Ergun'du ismi, kaçırmadı isim herhalde. Hemfikiriz onunla beraber. Fiyat paranın da içsel değeri var diye. Ben buradan başka bir yere daha geleceğim. Günümüzdeki değerleme ve konumuz hisse senetleri değil ama, çünkü bazen konuşurken diyorlar ki bana, ya hiç olmazsa yatırım ben bir hisse senedi yaptığım zaman işte onun fabrikası var, bacası var, ateş çıkıyor falan diye. Tabii geçmiş zamana bakıp örnek seçmem kolay oluyor, onu kabul ediyorum. Örneğin mesela Eylül ayında 2008'de siz bakıyorsunuz koskoca binalar var, genel müdürlük binası var diye, Lehman Brothers'a çalışan 85 bin kişi var diye dünya yayılmış, bir sürü o fix sabit aseti var ya, sabit varlığı var. Ya kapı gibi şirket deyip hisse senedi alıyorsunuz. Ne bileyim Texas'ta bir sürü rafinerisi var diye Enron'un hisse senedi alıyorsunuz 2001-2002'de. 1.000 tane petrol kuyusu var. Kapı gibi gözümle görüyorum, yani bundan daha çok içsel değer olur mu diyorsunuz?
Dünkü bilançosuna bakıyorsunuz, milyar dolarlık bilançosu var. Ertesi gün kalmıyor. Yani biraz sistem farklı artık günümüzde. Biz 1950'lerdeki, 60-70'lerdeki ekonomik modellerle günümüzü açıklarsak sıkıntı yaşarız. GameStop olayında gördüğümüz gibi. Doktor, Ya bir şey Türkiye'de de bu fazlasıyla yaşanıyor. Kusura bakma Murat, sözünü kestim. yok. Sadece şunu eklem. Şirketlerde Türkiye'de çok müthiş bir fiyat şişikliği yaşanıyor. Yani öyle şirketler var ki olması gereken değerin 5, 10, 20, 50 misli üzerinde. Mesela bir şirket var, ismini vermeyeceğim. Yıllık satışı 1 milyon dolar. Ve zarar eden bir şirket. 200-300 bin dolar zarar ediyor. Geçen sene Ağustos ayında piyasa değeri 150 milyon dolara çıkmıştı. Yani öyle teknoloji şirketi falan da değil. Yani bildiğimiz, yani söylesem ne olduğu belli olacak, söylemeyeceğim bir de. Ya bunun gibi böyle çok acayip şeyler var. Buyur Murat. Yok, sadece şunu söylüyorum. Vedat çok güzel bir noktaya temas ettin. Aslında bir yerde dolar basılıyor, değil mi? Sonsuz gibi. Ama Bitcoin'da sonuçta limitli. Yani 21 milyon Bitcoin var. Şu an herhalde 19 milyona doğru gidiyoruz. Yani bir şeyin arzı sabit, bir talep de devamlı artıyor. Ben burada benim kendi sorumla burada başka bir soru daha soracağım. Cihan Sarı güzel bir soru sormuş. Sayın Hocam, merkez bankalarının sanal para basması konusunda ne düşünüyor? Ben de bununla ben kendi bir soru ekleyeceğim sana. Şimdi tabii bu 2008'den sonra çıktı tabii bu kripto para dünyası. Özellikle 2008 krizinden sonra. Şimdi neredeyse 12-13 yıl oldu. Bir merkez bankasını cevaplarsan bir de 10-15 yıl sonra nerede görüyorsun? Çünkü siz gerçekten bir vizyon, Erkin'le beraber çok önemli bir vizyon çizmişsiniz. 3 sene Teşekkür ederim. önce böyle bir kitap çıkarmışsınız. Senin vizyonun ne? Yani 10 sene önce başka bir yerdeydin. 10-15 sene sonra nereye gidiyoruz? Merkez Bankası ve gelecek. Tabii. İkinci kısmı unutursam lütfen hatırlat Murat Tabii tabii Hocam. tabii. Şimdi Merkez Bankası dijital paraları 2013-2014'lerden beri kağıt üzerine uğraşılan bir konu. Kripto parayı biz ilk olarak 2009 3 Ocak'ta gördük Bitcoin ile beraber. Şu an işte piyasa büyüklüğü ve dominansı gözümüzün önünde. Merkez Bankası dijital paraları, bir arkadaş sanal para demiş. Yani sanal para olmayacağını tahmin ediyoruz. Sanal para daha çok böyle oyun dünyasında kapalı ekosistemlerde görüyoruz. Ama zorlarsak ona sanal para, virtual currency diyebiliriz. Şimdi Merkez Bankası dijital parası nasıl çıkacağını henüz bilmiyoruz. Bir dağıtık defter yapısı olacak ama blok zincir değil de yine birkaç merkez tarafından kayıtların yönetileceği bir sistem olacak. Kriptolojik olacak, kripto para olacağını tahmin ediyoruz. Bugün hiç yani ihraç edilen bir şey yok, birkaç örnek hariç. Şimdi bir Çin'in çıkarttığı var. Geçen sene ilk olarak Ağustos ayında bunun denemesini yaptı. Şu an 5 ayrı eyalette Çin'in dijital parası deneme olarak kullanılıyor. En son bir de 2 hafta önce birkaç yere ATM koydular. İnsanlar oradan gidip kağıt para da çekebiliyorlar. Burada şimdi halka giren tarafı şu: Çin'de yapılan anketlerde ya çok bir şey fark etmedi ki, ne fark etti hayatımızı diyor. Çünkü Çin değişik bir ülke biliyorsunuz. 4-5 seneden beri iki tane büyük kurumun orada zaten dijital cüzdanı vardı. Alibaba'nın ve Tencent'in. Yani bir tanesi Ali Baba'nın WePay, diğeri de WeChat. Zaten Çin halkı orada nakit kullanmadan ve kredi kartını kullanmadan tamamen cep telefonu QR kodlarından ödemeler yapmaya alışkındı. Ve şimdi ilginç konulara geliyorum. Yani dünyanın değiştiğini göstermeye çalışıyorum. Çin kendi dijital parasını çıkarıp da Ağustos'ta çıkardı. 6 eyalette, 5 ve 6 eyalette hala kullanılıyor, deneme yapılıyor. Vatandaşı bunu kabul etsin, benimsesin diye promosyon yapıyor devlet. Yani devlet kendi çıkardığı para için, ya Ali Baba'nın veya WeChat'in sistemini bırakın, benim kendi cüzdanımı yükleyin. Ne yapacaksın? Her yükleni 100 dolarlık yuan ve sadece 100 dolar kazanmıyor. Bir de böyle oyunlaştırma da var. İşte rastgele piyangoyla da bazıları 1.000 dolarlık, bazıları 10.000 dolarlık yuan koyacağım cüzdanlarınıza diye. Şimdi farkında mısınız? Promosyon yapıyor devlet. Benim param, sistemim kullanılsın diye. Ve bunu da yapan Çin. Diğer taraftan bizim Merkez Bankası bu konuda ilerlediğini duyuyoruz. Herhalde 2023
veya bilimimiz en geç 2024 gibi Merkez Bankası dijital para dünyada ve Türkiye'de çok yaygınlaşacak. Ufak bir örnek, tam bir ay önce Bahama'da başladı. Adı zaten Sand Dollar, kum doları. Orada başlaması özellikle ufak, çok ufak bir miktarda, ekonomi de çok ufak orada. Dijital, Merkez Bankası dijital para çıktı bir ay önce. Ve geçen hafta da Mastercard, Bahama Merkez Bankası el sıkıştı. Bahama Merkez Bankası dijital parası geçecek şekilde bir Mastercard geçen hafta ihraç edildi. Yani her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Şimdi genele bakalım. Soru biraz uzadı, kusura bakın ama Merkez Bankası dijital paraları yaygınlaştıkça bir surveillance konusu bir sorun olacak. Mahremiyet konusu. Yani takibimiz çok artacak. Bu sıkıntı tarafları da var, iyi tarafları da var. İki, mesela kayıt dışı ekonomi çok azaltacağını, hatta eğer tercih edilirse devletler tarafından, bakın devletlerin tercih etmediği durumlar var, tercih edilirse kayıt dışı ekonomi sıfırlanabilir de bu arada. Yani çok çok minimal seviyeye düşürebilir. Üç, istatistik çalışmalar, yani biz böyle para arzı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ya, bunlar dijital para ekosisteme yaygınlaştığı zaman artık lekli, gecikmeli veri almayacağız. Biz artık her ayın üçüncü enflasyon açıklanmayacak. O ayın son günü ay saat 24'ten 10 dakika sonra enflasyon açıklanacak. Peki enflasyon sepeti olacak mı? Enflasyon sepeti diye bir şey kalmayacak. Çünkü o gün ekonomide bir avize satıldıysa o bir avizin ağırlığı bile sepetin içerisine girmiş olacak. Birkaç adım daha atayım. Bu da çok önemli. Örneğin biz likidite trap, işte ekonomi canlandırma için para basıyoruz, faizleri düşürüyoruz ama ekonomi canlanmıyor. Niye insanlar harcamıyor? İnsanları harcamayı sevk edemiyoruz. Kabul. Merkez Bankası dijital para hayatımıza girdi değil mi? O kadar basit olacak ki Merkez Bankası, mesela Murat Sağman hocamın, örneğin maaşlı bir kişisiniz. 3.000 lira da maaşınız var. Hop, Merkez Bankası dijital parası hesabımıza yattığı zaman orada göreceksiniz. 2.800 lirasının deadline'ı var. Son kullanma tarihi var. 28 Şubat. Yani aynı hava yolları uçuş milleri gibi veya Boyner'den alışveriş yaptınız, Starbucks'tan kahve aldınız, puan kazandınız ama 20 günde harcayacaksın. Yani devletin ve özel sektörün verdiği, ihraç edilen paralar tamamı değil. Bütün maaşınız o ay içerisinde harcamak zorundasınız. İşte ekonominin likiditesi yönetirken çok sağlam bir araç olacak. Bir adım daha atayım. KGF ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İlk çıkan KGF'lerde hatırlar mısınız? Pek ihtiyacı olmayan firmalar aldı. Onlar da gittiler, hemen araba yedilediler. Başka özel ihtiyaçları karşıladılar. Sonra devlet uyandı. İkinci dalga KGF'de, ha bana evrak getireceksin, nereye harcadığını bileceğim diye. Dijital para olduğu zaman öyle bir şey yok ki. Merkez Bankası turizm sektörünü desteklemek istiyor. Çıkardığı paranın turizm sektöründe kolay harcanabilmesini, diğer taraflarda yarı yarıya harcanabilmesini, tamamıyla parayı programlanabilecek. Çok büyük değişikler olacağını inşallah gösterebilmişsindir bu Merkez Bankası dijital paraları. Her şeyimizi değiştirecek. Ama tekrar ediyorum, pek blok zincir olmayacak ama yine dağıtık teknoloji olacak orada. Dağıtık defter yapısı olacak. Yani bir merkeziyetçilik olacak. Merkeziyetçi yapı Bitcoin'in felsefesine aykırı bir yapıdır. Bitcoin'de yani herkes kendi parasına, kendi bankasına, kendi kimliğine sahiptir. Hiç kimse buna müdahale edemez, sansürleyemez. Özgürce, yani özgürlüktür Bitcoin'in kendisi. İkinci kısım vardı. Neydi o Murat Hocam? Ya 10-15, bu arada tanıdık yüzler görüyorum. Adnan Bağar, duayen Adnan abiye selamlar diyorum. Lütfü Bey de burada aynı anda sporunu da yapıyor. Sevgiler, Hayda. selamlar tekrar. Şey diyecektim, 10-15 yıl sonra ne görüyorsun yani? 15 sene sonra böyle ışınlansak hepimiz. Bu kripto dünyası nerede olacak? Evet. İşte 20 bin tane kripto para mı olacak?
3000'e mi Hayır. inecek? Hayır. Bitcoin 300 bin dolar mı olacak? O da Nedir hayır. yani? Üçü de hayır hocam. Üçü Olacak. de. Covid'i de sor bari. O da hocam Covid Covid de bitmiş 2030 olacak herhalde artık. 2030'a kadar Covid hayatımızda. Siz Mardin'den selam gönderiyorsunuz. Benim de çok sevdiğim arkadaşım San Diego'dan katılıyor. Daha yeni uyanmış herhalde Osman Koyuncu. Aa, O da süper. orada. Osman Bey'e selamlar o zaman. Tabii Süper. ki sevgilerimi ileteyim kendisine. Canım arkadaşım. Şimdi uçmak serbestse ama biraz yani uçarak konuşacağım. Kripto para sayısı öyle 7 8 10 bin değil, milyonlarca olacak. Herkesin tabii herkesin kendi kripto parası olacak. Murat Sağman'ın ayrı parası olacak. Atilla Hocam'ın ayrı parası olacak. Bunlar hiçbir şekilde karışmayacak. Şimdi Ama adım adım gidelim. Yani biraz böyle mesela yaşlı bir anneanneniz, babaanneniz varsa şimdi alalım onu nereye? San Diego'ya gittim Osman Koyuncu'nun yanına. Orada markete girsin. 150 gram peynir alacak. Üzerinde 3,5 dolar yazacak. Şimdi ya 3,5 dolar kaç TL ediyor? 150 gramda o zaman kilosu ne kadar ediyor? TL, yani kafası karışıyor insana. Ama yapay zekalar beraber Elon Musk'ın bizim beynimize takacağı şeylerle beraber ya, konu aynen şöyle olacak Murat Hocam. Diyeceksiniz ki sen bana diyeceksin ki Murat Hocam kitabını bana satar mısın diyeceğim. Ağzımdan çıkacak satarım 5 Vedat Coin'e satarım diyeceğim. Ama bu senin kulağın içerisinde 18 Murat Coin'e satmak istiyor. Pahalı geldi. Ya Vedatçı bana bunu 15 Murat Coin'e verir misin diyeceksin. O da benim kendi kafamın içerisinde Murat benden pazarlık yapıyor. 4,5 Vedat Coin'e çıkıyor. Kabul diyeceğim. Bu şekilde anlaşacağız Murat Hocam. Vedat Bey'in daha değerli Hocam yani. yani yani biraz öyle oldu kusura bakmayın hocam. devalüe Ben Türkiye'deyim herhalde, devalüasyon ediyordum yedim. ben Yani, peki milyonlarca coin değerleri bazıları. Benim şöyle duyduğum bir şey var. Vedat ek yani ha söyle lütfen lütfen Barter lütfen. ekonomisi geri dönüşü işte yani zaten bütün her şey Anladım. Barter'dan başlamadı mı? Gene Barter'a döneceğiz. Dijital transformasyon. Dijital transformasyon niye gerekli? Çünkü ürünler yani Murat Sağman'a ayrı bir ürün. Aynı bak cam bardağı, şey çay bardağı. Sana ayrı üretilecek, Atilla Hocam'a ayrı üretilecek, bana ayrı üretilecek. Eski sistem buna mümkün izin vermiyordu. Dijital dönüşüme nereye gideceğiz? Üç boyutlu printerlarla falan. Herkese özel ürün ve hizmet üretilecek. Aynı şekilde kripto paralar da herkesin kendi ihtiyacı, kendi değeriyle benim emeğimin değeri budur diye çıkacak ama hiçbir şekilde kafa karışmayacak. Herkes muhtemelen bir para birimi üzerinden barter yapılacağız. O da bu Bitcoin olur mu olmaz mı o tartışılır. Bitcoin fiyatı ile ilgili burada gaza gelip ben bir şey söylemeyeceğim ama o 300 bin dolarlar da pek kalıcı gibi değil öyle söyleyeyim. Çok farklı bir dünya var önümüzde. Ben ama burada topluluğa söylemek yerine o konu bir tweet atmıştım 2-3 hafta önce. Daha o zamanlar Bitcoin fiyatı böyle 25 bin dolarlarda filandı. 2026 Ekim ayında şöyle bir şey bekliyorum diye ilgilenenler Twitter'dan bulabilir. Fazla dile getirmeyeyim, nazar değmesin. Bu arada tabii merkez bankaları bu senyoraj gelirini kaybetmemek için mücadeleye devam ediyor. Daha bugün Yellen çıktı işte kripto paraların şeyini söyledi. Oradaki yolsuzlukları dile getiriyorlar. Birazdan onu da soracağım ama önce Alper Öner, Semih Daşbulak ve Irmak Nural çevresel etkileriyle ilgili sorular sormuşlar. İşte Bitcoin Arjantin'den daha fazla enerji tüketiyor. Çevre kirliliğine yol açıyor diye. Bu konudaki tabii hassasiyetler ne kadar? Tabii. Bir de Okan kardeşimiz Okan Alpay Türkiye'nin en iyi fon yöneticilerinden. Okan'ın güzel bir sorusu var. Eklemiş olayım. Güvenilirlik en büyük sorun finansal piyasalarda şifrelemenin kuantum bilgisayarlarla birlikte riske girme durumu olabilir mi? Birleştireyim. Tabii kolaylardan bahsedeyim ama çok üstüne geldi. Ne olur atladıklarını şey yapın. Ben de kısa cevap vereceğim. Bu arada DeFi ile ilgili bir soru sormuştu arkadaşımız birisi. Şu an bizi dinleyen radyolog doğrusu Doktor Ersen Alp Özbalcı var. Tavsiye ederim Twitter'dan bulsun kendisini. Ersen Alp Özbalcı. Çok tecrübe. Bu arada kendisi tıp doktorudur. Yani benim gibi şey ekonomi doktoru, tıp doktorudur. Ama DeFi konusunda hiç abartmayayım benden daha ileri seviyede bilgisi ve pratiği var. Bu arada
paylaşmayı çok seven birisi kendisi bilgisini. Ne tamam. Şimdi Ersen Alp Özbağcı diye kolaycı bulunuyor Yok, burada Twitter'da. yazmış zaten chatte yazılı, görmek isteyenler. Okey. Peki. Şimdi kara para ilgili tabii ki yani bu dünyanın zaten başına bela olan bir şey kara para. Bu kripto paralarda evet mümkün. Mümkün ama Bitcoin gibi anonimin yanında takibinin çok pratik, herkesin şeffaf olduğu, göz önünde olduğu bir ortamda mümkün değil. Ben eğer kara para aklayan bir kişi olsam bırakın Bitcoin'i kullanmayı, zinhar Bitcoin'den kaçar giderim yani. Çünkü ha konumuz eğer böyle 3.000 5.000 dolarsa bir şey diyemem ama eğer konuşuz meblağ böyle düzenli düzenli 50-100 bin dolarlar veya tek seferde 2-3 milyon dolarlarsa bunu Bitcoin'e bulmak günümüzde artık çok mümkün. Ama peki kripto para hepsi böyle şeffaf mı tertemiz mi? Hayır. Yani adını diyeyim mesela Monero, Zcash, Dash gibi yaklaşık 9-10 tane para var. Bunlar zaten privacy coin deniyor bunlara. Onun içerisinde yapılan işlemleri gerçekten zinhar bulamıyorsunuz. Kuantum bilgisayarının şifreleri kırması ile ilgili demin o gelen soru endişe %100 doğru bir endişe. Ancak kuantum bilgisayar hayatımızda ha tamam 7 Temmuz Salı günü kuantum bilgisayarlar hayatımıza girdiği olmayacak ki bunlar yavaş yavaş giriyor ve şu anda kriptoloji dünyasında matematikçiler dünyasında quantum resistant kriptoloji üzerine akademik çalışmalar da var. Yani tabii ki bu kuantum bilgisi hayatı girdiği zaman şu anki şifreleme sistemi yetersiz kalacağı konusunda çok mutabıkız. Kara para aklamayı da söyledim. Yani Serbülent hocamın sorusu cevabı da evet ama tehlikeli şeyler. Yani DeFi'de böyle yield farming gibi işte para yatırıyorsunuz, faizler, temettür alıyorsunuz veya yapılan işlemlerin komisyon geliri alıyorsunuz. Ama bunlar hepsi deneysel bazda. Şu an böyle kalabalık ortamı bir tavsiyede bulunamam. Şu enerji tüketimine gelelim. Evet. Yani bizler doğayı seven insanlar olarak tabii ki biz de buna karşıyız. Ele ki yani finans dünyası da biliyorsunuz artık son 3-4 seneden beri karbon bazlı tüketim yapan üretim hanelere, fabrikalara veya karbon ayak izi yüksek olan firmalara kredi vermiyor demeyeyim ama krediyi marjı veriyor. Normalde kredi maliyeti Libor artı 2 ile vereceği benzer reytinge sahibi firmanın karbon ayak izi yüksekse ona da veriyor ama Libor artı 5'ten veriyor. Çok güzel bir yapı. Doğrusu da bu. Şimdi Bitcoin'in kendi elektrik tüketimi öyle Arjantin falan rakamlar çıktı ama şimdi o yüksek. Arjantin kadar olması bile yüksek. Ama şöyle bir durum var Bitcoin enerji harcamasında. Burada madenciler artık teknolojiyle beraber onlar da para kazandığı için enerji üretimini mobil yapıyorlar. Mobil yapıyorun anlamı şu, çoğunlukla Çin'de bölgesel yağışlar o dönemde nerelerde fazlaysa hidroelektrik santralleri mecburen boşu boşuna çalışıyor ve elektriği maalesef depolayamıyoruz. Topraklayıp boş yere enerji tüketim yani toprağa veriliyor. Madenciler de ha doğa için değil, çevre için ama kendi çıkarı için onlar hop nerede elektrik fiyatı yüksekse orada kapatıyorlar şalteri oturdukları yerden soft şalter. Nerede elektrik ucuzsa orada madenciliğe devam ediyor. Elektrik nerede ucuz? Çünkü o sırada son bir aydan beri bilmem ne bölgesinde yağışlar fazla olduğu için o hidroelektrik santralinde yapılan üretim toprağa veriliyor. Yani bundan dolayı Bitcoin'in tükettiği enerji yüksek mi? Evet yüksek. Ama senin benim tükettiğim elektriği tüketmiyor. Çoğunlukla toprağa gidecek elektriği tüketiyor. Ama bunu da tabii ki para kazanmak için yapılıyor ama benim için motivasyon değil. Çevreye zararları bize gösterildiği kadar değil. Bir. İki. Bitcoin beraber para sistemi değiştiği zaman fiyat para ortadan kalktığında fiyat paranın üretilmesi için darphanelerde, mürekkeplerde personel gideri FBI, CIA veya Türkiye'de Mossad'da sahte para, kalpazanlık nerede yapılıyor diye bu kadar harcanan, sırf bu amaçla harcanan milyar milyar dolarları koyarsanız oradan kurtuluyorsunuz. Üç, altın madenciliği. Yani eğer Bitcoin çevreye kirletiyor diyorsak yani ilk önce biz bir sefer altın üretimine karşı çıkmamız lazım. Dünya şu an siyanürle
Altın üretimi maalesef en uygun maliyet o. Siyanür kullanmazsanız alkanın onsunu 1500 ile 2500 dolardan aşağı üretemiyorsunuz. Siyanür kullandığı zaman 700-750 dolarlar düşüyor. Ama bunu çevreye verdiği zarar düşünseniz, yani bir satın alma gücü üretiyorsunuz. Çevrenin içine ediyoruz ya yani alt üretimi zaman. Son bir konu da bizim blok zincir, yani bizim sistemimize girdiği zaman aracılar ortadan kalktığında, yani direkt yok olmayacak ama bunun işte noteri, bankacısı, işte tapu dairesi, devletin her de sadece Türkiye demiyorum. Yani 200 küsur devletin iş gücü harcaması, bürokrasisi onda birine düştüğü zaman sağlanacak enerji tasarrufunu bir düşünürseniz, gözümüze canlanırsak, yani bürokrasinin harcadığı enerjinin maliyeti %10'lara düşecek. O zaman yani biz Bitcoin'e harcadığı elektriği hiç, yani hiç dert etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ara hatırlar mısınız? Esperanto diye bir dil üzerine çalışılıyordu. Dil. Dünyada tek bir dil olsun. Göz doktoru. Şeyden gelen, İspanyolcanın türevi olan bir, herkes o dili konuşsun. O tabii çok böyle hayalvari bir şeydi. Öldü gitti. Acaba ileride bundan 50 sene, 100 sene, 200 sene tek bir para birimi bütün dünyada olsa, bir elektronik para birimi, dijital para birimi. Burada tabii merkez bankaları işte bu senyoraj artık onu herhalde bir yerde pes edecekler. O ortadan kalkmış. Böyle bir şey mümkün olur mu? Yok, çok ütopik bir şey mi bu? Tabii bunun etkileri de ne olur? Çünkü her ülke kendi para politikasını kendi belirliyor. Bu tabii tamamen ortadan kalkacak. Para politikası tamamen değişecek. Ama oraya da gider mi acaba diye böyle bir vahşi bir düşünce atıyorum. Tabii şimdi disrupt ekonomi, disrupt yapılar dediğimiz zaman tabii ki devletlerin şimdi sadece senyoraj geliri değil, rakam olarak güzel, bir de egemenlik hakkı, hükümranlık hakkı yani. Bunlardan feragat etmek kolay bir şey değil. Değil. Ama eski kafayla düşünürsek değil. Evet. Yeni dönemde, yani şimdi burada Facebook'u savunmuyorum ama şimdi yeni dönemde devlet, ulus, millet kavramları tamamıyla değişiyor. Artık şirket devletlerle yaşayacağız, göreceğiz. Bugün devlet dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? Bir, bayrağı olması lazım. Facebook'tan özür gideceğim ama Facebook tek şart değil. İki, Facebook'un logosu var. Üç, nüfusu olması lazım. Evet, Facebook'un şu an 2,5 milyar nüfusu var. En kalabalık devlet. Üç, parası olması lazım. Tamam, gelecek ay çıkartıyor. Eski adı Libra, yeni adı Diem çıkartacaklar. Dört, işte para politikası olması lazım. Evet, yapıyor işte Merkez Bankası, Libra ve Diem yapacaklar. Beş, hocam ama ordusu işte savaş mamaş ordu lazım. Doğru. Facebook'un ordusu var. Yani günümüzde savaş artık topla tüfekle olmuyor ki. O Amerika'nın bizim gözümüzü boyamak için Orta Doğu'da 3-5 tane minik savaşlar çıkartıyor. Savaş ekonomisi var diye korku salıyor. Ama şu an günümüzde savaşlar data savaşı oluyor. Veri savaşı, cyber security savaşı oluyor. Yani bunlar da oluyor ve Afrika'da oluyor çoğunlukla. Hiç onu da kaçırıyoruz ama Bizi şu an etkiliyorlar sürekli, değil mi? Müdahalelerle, dürtülerle, bizi etkiliyorlar, bize alışveriş yaptırtıyorlar, oy değil attırtıyorlar. mi? Yani Cambridge Analytica'dan bahsediyoruz. Ya Üstad, bu arada demin bahsettiğiniz Esperanza dili kitabımızda vardı. Oradan diyeyim ben. Bir göz doktorunun uydurduğu bir dil o. Fikir güzel ama tutmadı maalesef. Fikir güzel ama tutmadı. Ya evet. kitapta o da var. Şimdi o zaman ha, Facebook böyle de Apple farklı mı? Google farklı mı? Facebook Cambridge Analytica ile deşifre oldu da Google hiç algı yönetimi yapmıyor mu? Bizleri güdülemiyor mu? Yani artık güdülerimiz de böyle. O yüzden devletler, ay işte benim sınırım var. İşte benim bayrağım var. İşte parayı ben basarım. Yani yok öyle bir şey. Mesela şu para konusunda ben bir şey soracağım. Bu arada siz demin adını zikrettiniz, açılış konuşmasını Ali Dursun yaz. Evet. Yani burada ne olur o, çünkü bildiğim kadarıyla onun da yazdığı ilk kitap, o da benim gibi acemi bir yazar. Onu oku, daha tanışmıyoruz kendisini ama okuduktan sonra kendisi iletişim kurdum. Bizim şeyimizi 2010 izleyin, bizim kaydımızı izleyin. tabii ben Müthiş zaten reklamını yapacağım şimdi. Ben böyle güzel bir kitap okuma, yani ben yılda böyle 80-90 kitap okuyan bir kişiyim. evet. Ki kitabın sonunda Bitcoin'e karşı çıkıyor, kendisi bu işe yaramaz diyor ama görüş görüştür tabii ki. Kitabı
herkes yani ilgisi olanın da olmayanın da mutlaka okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Biz de aynı şey, değil mi başkan? Aynı şeyleri söyledik özellikle bu Evet. kitapla ilgili. Yedi Çok sene, doğru yedi sene sürmüş söylüyorsunuz. o kitabı yazması. 7 sene sürmüş, evet. Şimdi iki kitabı daha var sırada. Yani bir 10-15 senelik işi daha var onun. El netice. Şimdi mesela işte Bitcoin para diyorum. Gerçi arkasındayım. Hemen iki itiraz geliyor bana, deniyor ki ama Bitcoin'i devlet çıkartmıyor ki. Ben şimdi ortaya soruyorum. Şart mı? Hani Atilla hocamın dediği gibi biz Türkiye'de vadeli çek yazıyoruz, kendi paramızı çıkarmış gibi oluyoruz, basmış gibi oluyoruz. Veya ne bileyim işte bizim mahallenin kıraathanesinde para geçmesinde bozuk para uğraşmıyor diye adam kırmızı boncuklarla minik bir ekosistem. Mutlu Yakın hocam, çok teşekkür ederim. Şart değil. Şart değil ve örneklerle konuşayım ben size. Yani ama ne olur yıkalım bu paradigmaları. Bir, parayı mutlaka devlet çıkartması lazım. Argüman bu. Söylüyorum ben size. SDR para değil mi? Special Drawing Right. Evet. Bu bir devlet mi? Devlet değil. Örnek, ikinci örnek de vereceğim. Tayvan doları. Tayvan bir devlet değil. Yani Tayvan Çin'in bir eyaleti. Şu an dünyada Tayland'ı, Tayvan'ı devlet olarak tanıyan sadece 22 tane ülke var ki, onlar Bahama, Türkos falan gibi yerler. Türkiye devlet demiyor. Amerika, Avrupa hiç devlet demiyor. Ama TCMB'nin açın günlük kurlarını, Tayvan dolarının günlük kuru ilan ediyor. Çeyrek lira. Yani doların, TL'nin dörtte biri. Biz Yani orayı ziyaret edip borsa olarak bir şey istedim. Ben o zaman Borsa Yönetim Kurulu'ndaydım. Bir protokol imzalayalım dediler. Biz de saf saf olabilir, niye olmasın? Yani şey tamamen böyle bir sonradan az kalsın büyük bir diplomatik skandal oluyordu. Sağlamadık. süper. Yani elbette bize, yani burada bazı kemikleşmiş merkezi yapıların, hep kendine yontan yapıların, işte merkezi otorite o yüzden karşıyız, diktettirdiği, gözümüzü boyadığı bu paradigmalardan kurtulmamız lazım. Parayı sadece devlet basar. Yo, Facebook basacak işte. İşte ne bileyim, Bitcoin basıldı. Bitcoin'in sahibi yok. Vallahi sahibi var Bitcoin. Hepimiz. Kim kullanıyorsa sahibi o. Yani deminki örnekleri de yani hipotetik örnek değil. SDR ve Tayvan doları ortaya koyduğum zaman, o zaman demek ki bizim paraya para demek için arkada bir devlet olması şart değil demek ki. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Murat müsaade edersen Tabii tabii ben bir soru daha soracağım son Bitcoin'in olarak. ağırlığı %63 bu birinci sırayı kaybetmesi için ne olur, nasıl kaybedebilir gibi bir şey soruyor. Alttan gelen herhalde aynı felsefedeki bir paranın onu belki geçmesi zor ama başka ne olabilir? Başka bu alemde nasıl bir yenilik olabilir de Bitcoin'in yerine bir şey geçebilir? Tabii. Şimdi Bitcoin tamamıyla ayrı bir para. Diğerleri zaten oranın adı altcoin. Alternatif coinler. Bitcoin'in şu an için en yakın rakibi Ethereum. Ancak Ethereum'un kullandığı altyapıyı, ERC 20 standardı, ERC 721 gibi birkaç standardı var. Kullanan bir sürü başka paralar çıkınca ERC'nin dominansı artması biraz zorlaşıyor. O yüzden Bitcoin'de bir teknik bir hata olmadığı takdirde şu an Bitcoin dominansının geçileceği bir benim gözümde canlanmıyor. Çünkü Bitcoin, tekrar ediyorum, kripto paralardan farklı bir yere koymak lazım. Kripto parayı para olarak kullanırsınız, ödeme aracı olarak kullanırsınız ama Bitcoin bizim özgürlüğümüzdür. Kendi varlığımızı, kendi bankamızı, kendi kimliğimizi yönetmek için sahip olmamız gereken bir dijital varlıktır. Birçok, yani Bitcoin seven birçok kişi Bitcoin hiçbir şekilde fiyatına bakmıyoruz. Yani sahip olmaya bakıyoruz. Kaç tane Bitcoin'im var benim? Gerekiyor 0,1 veya 20 tane, önemli değil. Bitcoin'in fiyatı mesela pazar, cumartesi günü de 58 bin dolar. Şimdi bugün 44 bin dolara düştü. Hiç umursamadım. Ama 85 bin dolara çıksaydı da umursamayacaktım. Atilla Hoca. Bunu ne anlama geldi? Muhtemelen 4-5 sene sonra fark edeceğiz. Bitcoin bunlardan farklı. Şu an teknik bir hata yaşar mı? Gelin onu da konuşalım. Bitcoin 3 Ocak 2009 tarihinde hayatımıza girdi. 12 yaşında.
geçen ay 12 yaşını kutladık. 12 sene boyunca PayPal çöktü, YouTube onlarca defa, Google çöktü, Facebook çöktü, Twitter kaç kere çöktü, WhatsApp kaç kere çöktü. Bunlar her biri arkasında sadece serverların bakımından sorumlu olan 20-30 tane database administrator olan şirketler. Bitcoin öyle hiç kimse yok. Bitcoin arası bir kişi bile yok. Bırakın veri tabanı yöneticisini, bırakın server bakımını yapanı, bir kişi bile yok. 12 seneden beri Bitcoin bir kere tıklamadı bile. Evet. Yani, bu sizin şeyiniz biraz bana kapalı çarşı kuyumcularının hesabını hatırlatıyor. Onlar da biliyorsunuz hep altınla hesap yaparlar. Yani benim şu kadar kilo altınım vardır. Altının fiyatı tabii arttıkça sevinirler ama önemli olan onlar için altının miktarını arttırmaktır. Tabii. Demek ki Bitcoin'de de öyle bir paralellik var. Şimdi en önemli soruya geliyorum. Alalım mı? evet, Bitcoin yani kaç olacağını bilmiyoruz. En önemli soru ve en teknik soruyu soralım. Lütfen Bitcoin konusunda alalım mı satalım mı? Hayır, şimdi tabii şimdi bunun herhalde bir hedef yok değil mi? Yani çünkü şimdi öyle bir benim de mesela kripto konuştuğum dostlarım var. Ya işte 100 bin diyen var, 1 milyon diyen var. Ya böyle bir şey yok değil mi? Yani böyle bir değer yok. Onu bir sorayım. Alalım mı satalım gibi bir soru zaten. Şimdi alım satım konusu benim demin bakış açımı söyledim. Yani Bitcoin alınır. Nereden alınır söyleyeyim ben size, buradan alınır. Ya, haftaya görüşelim. Haftaya Bitcoin fiyatı eğer 38 bin dolar düşmüşse veya 67 bin dolar çıkmışsa nereden alınır diye sor bana Murat Hocam. Cevap aynı olacak. Buradan alınır. Yani hep alınır. Aynen öyle. Şimdi şu var. Yani burada yani normal yatırım tasarruf yaparak anlamı şu. Eğer yeni gideceksen tabii gene hatırı sayı miktar dediğim 20 bin lira, 100 bin lira, 300 bin lira. Ama onun dışında bu bir alışkanlık olarak her ay sabit bir rakam. Hani her ay 250 lira, hemen her seferinde 250 liralık benzin alıyorum diyorlar ya böyle bazı makarna beyinliler. Bizim de burada her ay bütçemize göre, bütçe fazlamıza göre sabit bir rakam. 300 dolar, 300 dolar. 5 bin lira, 5 bin lira her ay alıp atmak lazım. O zaman fiyata bakmıyorsunuz. 2030'lara geldiğimiz zaman işin para olmadığını, fiyat olmadığını o zaman göreceğiz. Bitcoin'in felsefesi içine girip böyle 1-2 sene sonra anlaşılan bir felsefesi var. Bakın kripto paraları demiyorum. Bitcoin'in yeri apayrı. Nereden girilir? Buradan girilir. Biz aynı şeyi biliyorsunuz hisse senetleri için söylüyoruz ama artık Bitcoin'de bir varlık sınıfı, yani hisse senetlerinde de zamana yayılı olarak alın, biriktirin, her ay alın, düştükçe alın, çıktıkça alın, bakmayın, uzun vadeli düşünün. Ama artık anlıyoruz ki kripto paralarda ve Bitcoin özellikle bir varlık sınıfı, yani bunu da belki kimisi için %3, %5, kimisi için %30, %50 kendi varlığına göre, artık o tamamen risk perspektifine göre kişinin. Şimdi Koray Arıkan, benim değerli sınıf arkadaşım, sormuş. Geçenlerde bu soruyu Clubhouse'ta da Özgür Demirtaş'a sordular. Cevaplamadı haklı olarak ama belki siz cevaplamak istersiniz. Diyor ki Vedat Hoca'nın diyor varlığının ne kadarı kripto parada diye sormuş. Yani cevaplamakta bir şeyinde değilsiniz. Yüzdelik olarak. Hocam rakam da, tabii ki ben yüzü de vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Yani yarın Bitcoin fiyatı sıfıra düşerse hatırı sayıda böyle duvarda çarpmış olacak kadar miktar diyebilirim hocam. Allah o kadar güveniyorum yani. Yaş 53, evet. 54 hatta. Bu saatten sonra duvara çarparsam nasıl recover edeceğimi de bilmiyorum ama ona rağmen güvencim tam yani. Yani aynı bir cümle dünyanın en önemli işte profesörlerinden Rubin'i de tamamen tersinde söylemeye devam ediyor. İşte bunun tamamen işte sanal bir şey çökeceğini falan filan da söyleyenler var hala. Tabii. Farklı görüşlerde piyasada var. Piyasa bu değil mi zaten Muratçığım? Yani, tabii. Yani piyasa, öyle piyasa oluyor zaten. 10 liraya gidecek diyor. Kimisi 6,5 liraya gidecek diyor. Hisse senetinde de işte yılda 1 milyon dolar satışı olan zarar eden şirkete birileri çıkıp 150 milyon dolar değer biçip fiyat ve talep.
6 ayda 4,5 liradan 1035 liraya çıkardılar. Yani olacak şey değil işte, bu piyasada bu. Yani birileri sonuçta birileri haklı çıkıyor, birileri haksız çıkıyor. Başkan, süremizi 10 dakika açtık. Onu 10 geçiyor. İstiyorsanız 5 dakikada biraz uzattık. Konu çok değerli. Evet, Vedat, çok güzel. Son 5 dakikaya bir şey yapalım, toparlayalım. Son sözü şöyle yapalım o zaman. Belki Vedat Bey'e şey söyleyeyim. Bu Murat'a yönelik önerilerinizi, yani ne beklersiniz? Ne Türkiye'nin mesela bu konuda ne yapmasını, nasıl bir mevzuat, yani vergi mevzuatı veya diğer konularda ne görmek istersiniz? Türkiye'de deyip orada sonlandıralım isterseniz. Tabii ki. Şimdi hocam, bunun içerisinde bir, teknolojisi var. İki, mevzuatı var. Üç, hukuksal tarafı var. Ekosistemde zaten yeterince çok hukukçu var. Burada yani devletin kuracağı inovasyon merkezleriyle blok zincir projelerinin desteklenmesini çok isterim. Ama sadece bir tek bilişim vadisi gibi değil. Yani ülkenin kalkınmasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Biz, çünkü bunlar böyle hizmet sektörüyle para kazanılıyor artık. Yani bir şey üretip satalım diye değil, hizmetle. Nasıl Hindistan yazılımla yırtıysa bu meskun talihini, Türkiye'de de blok zincir projeleri ve kripto para modelleriyle aşacağımızı düşünüyorum. Ama maalesef bürokrasinin birçok yerinde gördüğümüz gibi burada da yani bürokrasi bazen yani sıklıkla taşın altına elini sokamıyor. Bekliyor işte Amerika bir şeyler yapsın da biz de yapalım diye. Devletlerin önünü tıkaması, inovasyonun önünü tıkamasını görmek istiyorum. Önünü tıkamasından kurtulmak istiyorum. Ama bunun anlamı tamamıyla başı baş bırakılsın, her it pini koparan buraya gelsin, işte kara paralar, yeraltı ekonomiler buralarda canlansın, katil de değil. Bu ekosistemin sağlıklı olarak büyümesi için düzenleyici otoritenin inovatif yaklaşımının önünü kesmeden sistemi kurması lazım. Bu sistem kurulduğu zaman bir yandan şeffaflık olacak ama şeffaflıkla beraber privacy, mahremiyet sağlanması lazım. Çünkü 2030 yılına girerken neler olacak diye söylüyoruz ya, işte o zaman biz daha yeni anlayacağız mahremiyetin ne kadar kıymetli, önemli bir şey olduğunu. Bitcoin onları sağlayacak. Yani biz şu an Facebook'a resmimizi koyuyoruz, WhatsApp'tan her birimize işte kedimizin videosunu gönderiyoruz, çocuğumuzun işte ilkokuldaki diploma resmini koyuyoruz ama bunun her biri bir mahremiyet ihlal eden konular. Bunların yönetilmesi lazım. Ve bunları kimler yönetecek? Şu an nasıl zenginle fakir arasında dünyanın bazı kaynaklarına, nimetlerine erişimde adaletsizlik varsa, mesela 2030 yılında zenginle fakir arası göreceğimiz adaletsizlik bu olacak. O fakir tabakanın mahremiyete ulaşması çok zor olacakken, üst tabakanın, zengin olan kesimin mahremiyete ulaşması çok daha pratik olacak. Yani ben bunları görmek isterim. Direkt konuyla ilgili olmasa bile 2021 yılında çarpıcı ne görecek derseniz de içimden geçen wishful thinking. Bir, bu konunun tanımının yapılması ve kurumsal firmaların kripto parayla fatura kesmesini. Yani öyle MicroStrategy veya Tesla'nın satın alması, portföy koymasını kastetmiyorum. Mesela tim danışmanının bir danışmanlık faturasını Bitcoin cinsinden kesebilmesi legal olarak. İkinci beklediğim şey de, o da bu sene beklediğim çarpıcı olacağını tahmin ediyorum. El ayağı düzgün bir merkez bankasının rezerv para olarak rezervlerine Bitcoin koymasını. Yani bu da muhtemelen İskandinavya'da bir ülkeden gelecek tahmin etmekle beraber. Yani kastettiğim Venezuela Merkez Bankası değil, Kamboçya Merkez Bankası değil. O kötü olur. Evet. Yani bir merkez bankası çıkıp da ben döviz rezervlerimin %10'unu, %1'ini Bitcoin cinsinden tutuyorum diye resmi açıklama yapması bu sene içerisinde beklentim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz Murat Salman'la birlikte katıldığınız için. Gelecek ayın kitabından da kısaca bahsedeyim. Biz FODER olarak biliyorsunuz işte finansal okuryazarlık eğitimi yapıyoruz. Parayla ilgili birçok konuyu hep tartışıyoruz eğitimlerde. Finansal teknoloji de bizim için çok önemli bir alan.
ve teknolojik girişimleri de çok destekliyoruz. Yönetim kurulumuzda da Canan Bayrak hanımefendi var, Moneybox'ın kurucusu. Onur Yurtsever var, Akıllı Besin kurucusu. Gelecek ay Canan Bayrak hanımefendiyle birlikte bu kitabı dinleyeceğiz Storytel'den. Geleceği Görenler, Fırat Demirel yazmış. Çok keyifli bir kitap. Bu MyNet, Ekşi Sözlük, itiraf.com, Yemek Sepeti, Gitti Gidiyor, Webrazzi gibi girişimlerin hikayeleri. Her birinin ayrı ayrı hikayesi. Nasıl kuruldu, kim kurdu, işte Nevzat Aydın ne yaptı, nasıl kurdu, okulda nasıl başladı bu işlere, nasıl büyüttü, nasıl aldı, nasıl sattı, Emre Kurttepeli gibi böyle bir sürü ismi burada görüyoruz. Belki bazılarını da becerebilirsek misafir olarak çağırırız, dinleriz. Zaten Canan Hanım da kendisi de böyle bir girişimci. Belki Onur Yurtsever de kendi hikayesini gelip anlatır. Geçen gün gene bir platformda bizim... Memnuniyetle Atilla Bey, daha detaylı konuşmak isteriz. Instagram üzerinden de şey yapmıştık. Yani bu da çok, gerçekten çok keyifli bir kitap. Storytel'de çok da rahat dinlenen bir kitap. Gelecek ayın kitabını, bunu demokratik bir şekilde ben seçtim. ama çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben çok büyük bir keyifle dinledim. Evet, Vedat Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için. Ve değerli kitap kulübü üyeleri, hepinize çok çok teşekkürler. Murat Sağmancığım, son sözü de sana bırakayım. Sana da ben de bir Murat Sağman son sözünü önce ben kendim de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son söz yok veya Vedat sen şey yap. Hayır. Sonra ben kapatayım. Şimdi siz ev sahibisiniz. Şey başında beraber. Bu arada yani FODER yani çok nezih amaçlı bir dernekte, çok tatlı insanlarla beraber oldum. Harikaydı. Sorular güzeldi. İkinizin yönlendirmesi de harikaydı. Ben çok keyif aldım. Bu arada FODER, Finansal Okuryazar Derneği'nin adını muhtemelen 2-3 sene sonra Finansal ve Dijital Okuryazarlık Derneği olarak da değiştireceğinizi tahmin ediyorum. Çok güzel, ama kesinlikle. Evet. Eğer benden herhangi başka bir hissiniz olursa, başımla beraber böyle bir grup içerisinde olmak beni çok aşırı mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Güzel geceler. Çok teşekkür ederiz. Vedat, güzel konuşman için, güzel kitabın için. Tekrar teşekkür ederiz. Çok değerli bir akşamdı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler hepinize. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tabii ile birlikte. Hoşçakalın.